Tam turist arkadaşlar. Tam turist. Yani gördüğünüz gibi her şeyi çekiyor. Gördüğü her şeyi ya. Her şeyi çekiyor ya. Şunu çekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra güzel bir vlog gelecek bugün. İstanbul içinde şehir konseptiyle bir çekim yapacağız. Farklı birkaç lokasyon var aklımda. Modelim Antalya'dan geliyor arkadaşlar. Birçok kez çekimi ertelememiz gerekti. Planlayamadık. Aksilikler yaşandı ama bu sefer gayet güzel bir plan yaptık. Sonunda çekimi gerçekleştiriyoruz. Bugün için de hava çok kötü gözüküyordu aslında. Ona rağmen yine de yapacağız dedik. Ama hava inanılmaz bir şekilde açtı ve çok güzel şu an. Bakalım nerelere gideceğiz arkadaşlar. Özellikle Reels konusunda farklı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar neler olacak bugün. Hadi şimdi çekime gidiyoruz. Merhabalar, vloguma hoş geldiniz diyormuşum. Bugün kim konuk bana? Fatih Bey. Milyon sahibi benim arkadaşlar aslında. Birazcık konuya gibi oldum ama olsun. Neyse, bugünün konuğu benim. Ben kimim? Gültensiz tariflerin kraliçesi. Bugün Fatih ile çok güzel bir çekim yapıyoruz. Efsane bir çekim. Evet, aynı zamanda bir turistik gezi benim için. Kesinlikle. Rehber gibi geziyorum bugün. Her yere böyle wow ne kadar güzel falan diyorum. Ben daha önce İstanbul'u tam anlamıyla gezmediğim için bugün inanılmaz bir aydınlanma yaşıyorum. Sağ evet. Olsun Fatih de beni. Gezdiriyor, anlatıyor işte tarihiyle beraber. Hani çekim yapacağımız yerin tarihini bilmem gerekiyor. Her şeyi anlatıyor. Bugün bomba yerlere gideceğiz arkadaşlar. Evet. Çok gezeceğiz. Çünkü Hürrem Antalya'dan geldi. Köyden. Uzun zamandır çekimi zaten planlamaya çalışıyorduk. Hava şartlarından bir yıldır dolayı. İptal oluyordu yani. Defalarca iptal ettik. Kaç kere iptal ettik? Ya bir korona yüzünden iptal oldu. Karantinaların ilk evet. Başladığı zaman, ilk korona evet, patlak evet. Verdiğinde. Daha sonra hava durumu dolayısıyla, daha sonrasında benim işim dolayısıyla evet. En son yine iptal oluyordu ama yani... Israrcı olduk bu sefer. Çıktım, dedik geldim. Yapacağız. Yapacağım. Şansımıza hava durumu da yağmurdan güneşe döndü. Çekildi. Evet. Bana dedi ki olumlu düşün, olumlu olsun. Bu kadar basit olduğunu bilseydim ben hep öyle düşündüm. Ama şu an için gayet iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Birkaç lokasyon planladım. Oralara gideceğiz. Ne kadar çok öğreniyoruz. Burası fikstir. Ben ne zaman çekime başlasam araba trafiği olur gördüğün gibi. Trafik olursa harbiden ha. Ama gerçekten çok güzeldi bu geldiğimiz yer. Bayıldım. Neredeydik şu anda? Şu an Salt Galata'dayız. Ha, Galata'dayız. Evet, evet. Salt Galata. Benim çok kullandığım bir yer. İnşallah sesim düzgün duyuluyordur. İnşallah. Yapacak bir şey olmadı altyazı geçersin. Baştan çekemeyiz. Benim çok sık kullandığım bir yer arkadaşlar. Şimdi Hürrem de Antalya'dan geldiği için haliyle bir İstanbul turisti gibi onu gezdirmek lazım. Gerçekten. Onun için bu alanları bol bol çekiyoruz ama farklı bir formata geçtim. Reels formatında alıyorum birçok kısmında. Değişik bir İstanbul gezisi olacak diyelim. Evet. Şu an için iyi gidiyoruz. Bundan sonraki lokasyon da Taksim Pera olacak. Bakalım. Hürrem Hanım oraları beğendim. Evet. Ya aslında daha önce tabii ki oraları gördüm de bu kısımları çok gezmemiştim. Çok detaya inmemiştim. Hep kafeden kafeye gitmişim ben. İşte arkadaşlarım nereye götürse buradan da arkadaşlarımın beni hiçbir yer gezilmediğini görüyoruz. Aynen kesinlikle. Bu kızı biraz gezdirin bu arkadaşlar. Biraz yazık İstanbul'a geliyorsan. Nasıl oluyor? Ben fotoğraf çekiyor. Her yeri, her gördüğü köşeyi dedim. Hürrem sen daha önce gelmedin mi ya İstanbul'a? Geldim de diyor ben kafeden dışarı çıkıyorum. Ben her yeri çekiyorum. Tamam aa, dedim. Seni güzel gezdireceğiz. Evet bizi. Şimdi o zaman bir sonraki destinasyonumuza gidelim. Destinasyonumuza. Evet. Lokasyon diye dersek. Aynen. Ben burayı keserim ya sıkıntı tamam yapma. Bir sonraki lokasyonumuza... Kesmezsem de şey olur. Komik olur. O zaman bir sonraki lokasyonumuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Etrafı çekeceğim. Yine mi? Evet çok güzel. Modelliğe devam ya. Ne istiyorsun? Hayalinde ne var? Güzel bir fotoğraf. Doktor olacağım. Işık çok güzel. Beni böyle koy. Ne? sana küçük bir sürpriz bıraktım. Şu
üşüdün mü? Hayır. Yukarı mı çıkacağız? Yok, buradayız. Dönüşte yukarıdan gideriz, görürüz. Galata Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Çekimin bu kısmını bitirdik. Şimdi Taksim'e doğru geçiyoruz. X4 ile Reels formatında videolar alıyorum şu an için. Diğer ekipman da Canon'lu Sigma 35 mm. Ben de sadece poz veriyorum. Yok. Sen poz veriyorsun artı turistlik görevini yapıyor turistlik arkadaşlar. Görevim. Aynı zamanda styling. Aynı. Aynı zamanda senaristlik. Anlat dök içini. Senaristlik, aynı zamanda yönetmenlik, ışık şefi falan. Bugün Hürrem'e çok görev yükledik arkadaşlar. Olsun. Ben sadece kameraları açıp kapatıyorum, o kadar. Olsun, ben sorumluluk almayı seven birinci sınıftaki sınıf başkanı olmak için canatan kızdım. Ben o kızdım. Güzel, en azından 25'inde bu şeyi yaşatıyoruz Hürrem'e. Duyguyu. Sağ ol. Arkadaşlar tam turist. Ya gördüğünüz gibi her şeyi çekiyor, gördüğü her şeyi ya. Her şeyi çekiyor ya. Şunu çekeceğim, bunu çekeceğim, ya kiliseyi çekeceğim. Aslında çok güzel şeyler ama farkında değilsin. Ne çektin? Göstersene, neredesin? Tramvayı çektim. Gözüküyor mu? Hayır. Mesajların gözüküyor, orada mesaj, keseceğiz. Ay, özel mesaj. Göbek kız yazmış. Arkadaşlar mekanlar kapalı olduğu için bu alan gayet kullanışlı oldu bizim için. Daha sakin, normal halinden. İşte masa sandalyeler falan olmadığı için birçok açısı değerlendirilebiliyor Taksim'de. Meşhur lokasyonlardan birisi. İstanbul'daki arkadaşların birçoğu biliyordur. Gelebilirsiniz bu dönem buraya fotoğraf çektirmek için. Arkadaşlar Taksim'deki ikinci plana geldik. 3-2 mi? 3 oldu ya. Üçüncü üç plan. Üç, ama kıyafet değişikliğimiz var. Kombin değişikliği yaptım. Sihirbaz kızlar gibi şıpşak hemen değiştirdim. İkinci kombinle bu kısmı da bitirdik. Yine video fotoğraf şeklinde devam ediyor ama video biraz daha Reels formatında çekiyoruz. Evet. Değil mi? Işık. Evet. Işık biraz zorluyor açıkçası. Ya da TikTok formatında ya, da diyebilirim. TikTok olabilir gerçekten çünkü çok bilmiyorum. Benim internette güldüğüm videolara benziyor arka planı. Bir şeyler yükleyeceğiz ama güzel bir format gelecek. Yani İstanbul'a ait bir Reels gibi olacak. Değil evet, mi? Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet, sırada ne vardı Hürrem? Sırada yemek var tabii ki en önemli kısım. En keyiflilerden biri. Evet. Sonra da devam edeceğiz. Arkadaşlar benim yine vazgeçilmez ekipmanlarımdan şehir içi konsepti için 35 mm Sigma 1.4 serisi. Burada da videoları çektiğim X-T4. Önünde de 23 mm lens var. Bu arada 23 mm lens ile ilgili bilinen bir yanlış var arkadaşlar. Bu lens 35 mm'e denk gelmiyor. Showroom'larda alışveriş yaparken, bu cihazı incelerken size 23 mm 35 mm'e denk gelecek şeklinde bilgi verecekler ama öyle bir şey
yok. Daha doğrusu makineyi 1080p'de titreşim modları kapalı şekilde kullandığımızda lensin crop çarpanıyla denk geldiği açı 35 milim oluyor. Tabii ben X-T4 ile 1080p çekeceksem ne anlamı kaldı X-T4 kullanmanın? Tabii ben cihazı 4K'da titreşim engelleme modlarıyla kullandığım zaman 1.29 çarpanı oluyor. 1.5'da çarpan sensörde var. Oluyor size 44 milim. Haliyle bayağı bir dar açıya dönüşüyor. O yüzden arkadaşlar bu cihazı kullanacaksanız tamamen yani full frame'deki rahatlığı, geniş açı rahatlığını bir tık daha yakalamak için 16-55-28 diyaframlı lensi de kullanmanız lazım. O lens de biraz ağır tabii ama bu lensin yarattığı dar açıdan kurtulmuş oluyorsunuz 16 milimde kullandığınız zaman arkadaşlar. Nerelisin? Nereliyim? En zor soruyu sordun. Hürrem merhaba. Nerelisin? Merhaba. Çok karmaşık söyleyeyim. İstanbul doğumluyum ama Edirne'de büyüdüğüm için Edirneliyim diyorum. Fakat aslen Samsunluyuz. Babam Samsunlu. Nereli oluyorum? Tüm Türkiye. Generally Turkey. Bugün de Antalya'dan geldi kendisi. Evet, Antalya'dan katılıyorum. Aslında İstanbul'a çok sık geliyorum ama işte bu güzel yerleri görmemişim. Aynen, sık gelmiş hali bu. Bugün turist gibi geziyorsun. Akşam dönecek kendisi. Evet. Tek günlük bir organizasyon oldu. Bir güne sığdırdık. Maalesef ya, evet. İşte benim işim yüzünden. Normalde birkaç gün daha kalacaktım ama iş dolayısıyla. Ya bir de her yerde kapalı ya. Aynen. O da sıkıntı. Tabii. Bakalım. Güzel gidiyoruz şu an için arkadaşlar. Hürrem'i... Hadi Bey benden memnun kaldı. Çok mutluyum. Onu daha sonra değerlendireceğiz. Ya da dur orayı şöyle kapmayalım. Sen bir daha şey yap. Ne diyeyim? Memnun kaldı mı kısmından? Memnun kaldı mı benden Fatih Bey'in? Hürrem tam bir efsane çıktı arkadaşlar. İçindeki bütün bütün modellik yeteneğini bugün konuşturuyor kendisi. Sağ gayet iyi gidiyoruz. Sağ hem şükürün. Video hem fotoğrafta. Sağ olun hocam. Sağ Hürrem yine iş başındasın. Evet. Ha? Japon turistler bile senin kadar çekmiyorlar geldiklerinde, haberin olsun. Ben ülkemizdeki tarihi eserlere çok değer verdiğim için bu kadar çok çekiyorum. Ha, o yüzden diyorsun. O yüzden. Peki yani, buradaki tarihi şeyi aktarabilir misin bize? Tarihi bilgiyi mi? Evet. Sen de, rehber sensin. Nasıl o iş sende? Evet Hürrem, bugün İstanbul hakkında neler öğrendin? Bugün öncelikle bu Karaköy'de miydi? Bir tane merdiven vardı ya, çok gerildim şu an. Komodo merdiveni. Evet. Adamın torunları rahat okula gidebilsin diye yaptırdığı evet, bir merdiven olduğunu öğrendim. Ondan sonra Galata'nın, Galata Köprüsü'nün açılıp kapanabildiğini öğrendim. Aynen. Evet, yüksek taşıtlar, gemiler gideceği zaman falan. Başka evet, ne öğrendim? Zaten başka bir şey anlatmadım. Nasıl anlatmadın? Gittik, gezdik. Sadece şey anlattın. Ha, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eskiden yaşadığı evin olduğu yere evet, gittik. Orada çekim yaptık. Evet. Onu öğrendim. Hatta orası bir arada... Arkadaşlar böyle geziyoruz. Yani çekim yapıyoruz ama gittiğimiz yerin de neresi olduğunu biliyoruz yani. Ya ama aşırı gerilim. Atarlanıyorum. Evet. Neden gerildin? Hatta orası bir ara cezaevi olarak kalkmış. Böyle quiz gibi hissettim. Neler öğrendin bugün quiz'i? Neler öğrendin Hürrem Sahi tarihi? Neydi? Arkadaşlar gün içinde yine test etmeye devam edeceğim. Çünkü yine tarihi olan bir yere gideceğiz buradan. Nereye gidiyorduk? Pera Palas. Pera Palas'ın önüne geçeceğiz. Ama sonrasında gideceğimiz yarası şey yerlerden birisi. Güzel. Daha önce çekim yapmadığım yerlerden birisi. Umarım yolunu bulabilirsem hiç daha önce çekim yapmadığım bir yere gideceğiz. Ne diyorsun Hürrem? Uyar mı sana? Uyar. Dövseydin. Zaten yorulmuşum ayağımda topukluyla. Konuş, dök içini daha. Ayağımda şu kocaman topuklularla. Bunu gösterebilir miyim? Yani sabahtan beri ayaktayım ama beyefendi hala azarlıyor beni. Arkadaş yalanamazsın ya. Az önce efsane kareler çektim şurada. Evet, haklısın. Şurada efsane kareler aldım ama. O konuda haklısın. Şuralar da çok güzelmiş. Hürrem, buralar Hürrem, ne? Son bir saattir böyle. Bak bakalım yukarı, göster nasıl baktığını böyle. Bin kez bir saat böyle kilitlendim. Ama cidden burası ne? Neresi ne? Bunlar rahipleri, ne denir ona ya? Anlat. Rahiplik eğitimine gelenlerin kaldığı yer falan mı? Yani şu an kullanılıyor mu? İnsanlar yaşıyor mu orada? Bu kilise görevlilerinin kaldığı yerlerdir diye düşünüyorum ben zamanında.
şu an kullanılıyor mu peki, biliyor musun? Yani yine tabii ki görevliler var haliyle burayı organize edenler. Kullanılıyordur, aktiftir diye tahmin ediyorum. Onlar daha çok kullanıyorlar bizden böyle yerleri. Amacına uygun yani. Yaptığımız yer çok güzel. Göstermek istiyorum. Sarmaşıklarla dolu, böyle sur gibi bir yer. Ve kimsecikler de yok. O yüzden çok kolay oldu çekim yapmamız. Şimdi Fatih video çekeceğiz. Onun için ekipmanlarını hazırlıyor. Görebiliyor musun? Merhaba de. Senin vlogun bu. Arkadaşlar merhaba. Son plana geldik. Şimdi videoya geçeceğim. Bu biraz daha sinematik bir video olacak. Reels formatında değil. Alanını ilk defa kullanıyorum, bu mekanı. Bakalım, iyi, etkileyici duruyor. Hürrem beğendi. Evet, ben çok sevdim. Çok güzel. İlk defa kullanacağım. Öyle. Güzel bir konsept, bir şey bekliyorum. Güzel bir video bekliyorum buradan. Hadi bakalım, yapalım. Yapalım. Arkadaşlar gün sonuna geldik. Enfes bir çekim yaptık. Özellikle evet. Son dakikanın son videosu efsaneydi. Mekanı çok sevdim. Biraz zor özellikle hareket konusunda ama geri kalan kurgu ve ambiyans olarak enfes görüntüler veriyor. Özellikle şimdi Hürrem'i merak ediyorum aslında. Antalya'dan buraya kadar geldin. Bugün nasıl geçti? Onu bize söylemen lazım. Ya kesinlikle çok keyifliydi. Beklediğimden çok 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 daha güzel oldu benim için de. Hani çünkü bu kadar güzel karelerin çıkmasına vesile olabileceğimi sanmıyordum ama tabii ki Fatih'in de yeteneği sayesinde bence inanılmaz güzel oldu. Çok yoruldum evet ama bence değdi. Evet. Değil mi? Çok güzel hazırlandık ama. Evet, çok, çok güzel oldu. Tabii zaten çok uzun zamandan beri hazırlandığımız evet, için. Evet. Güzeldi. Yani burayı da yolun üzerinden geçerken hep görüyordum. Burada çekim yapmam ama lazım diyordum. Ama en bomba kareleri de burada çekmiş olmamız evet. Değil mi? Evet, evet, evet. İnanılmaz evet. Güzel bir kısa film gibi bir şey hazırlayacaksın muhtemelen. Aynen öyle olacak. Çok güzel. Editsiz haline öyle bayıldım. Çok çok, çok iyi kareler gelecek. Az önce Hürrem bakıyor. Diyor ki bu da harika, bu da harika. Bu da çok güzel. Diyorum ki editleyecek kişiye çok yazık, hangi birini seçecek yani. Aynen, bomba bir klip gelecek. Onu da şimdi hatta şöyle olacak. Siz vlog izlerken arada onu da eklemiş olacağım. Yani görüntüleri biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Hürrem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Antalya'dan buraya kadar çıktın, evet, geldin. Ben teşekkür ederim. Bu güzel çekimi yaptık bugün. Antalya'da harika görüntüler. Antalya'da devamını getiririz evet, inşallah evet, yazın. Öyle bir planımız var. Evet, antik konuştuk. Kentlerde güzel aynen bir çekim öyle. Planlıyoruz. Güzel bir kurguyla, konseptle Antalya'nın özellikle bu antik kentlerini kullanmayı aynen, düşünüyoruz. Aynen. Arkadaşlar. Bizden bu kadar. Çekimle ilgili görüntüleri şimdi sizinle paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Searching for fame and gold, watching the truth of